Küresel aynalar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, özel ışınları güzelce öğrendik. Şimdi bu özel ışınları nerede kullanacağız? Dedik ki soru çözümünde, iki görüntü çiziminde. Şimdi görüntü çukur aynalarda, evet çukur aynalarda ve tümsek aynalarda, yani kısacası küresel aynalarda görüntü çizimine bakacağız. Şimdi bakalım, ışınlarımız vardı. Biliyorsunuz ki asal eksene paralel yolladığımız ışınları odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Şimdi bakıyorum yansıdı, bakıyorum yansıdı. Şimdi diyorum ki demek ki ben sonsuzda bir yerde cismim olduğunda görüntüsü odaktan ve gerçek oluşacakmış diye söyleyebilirim. Yani şurada bir yerde bir sonsuzda, cisim. Sonsuzda bir yerde. Diyorum ki sonsuzda olan bir cismin görüntüsü odakta noktasal şekilde oluşacak diyormuşum. Devam edelim bakalım. Nasıl noktasal oluşur ya? Çünkü hep orada toplanıyor ya, o yüzden. Yani koskocaman cisim böyle minicik mi gözükecek? Evet, minicik gözükecek. Öyle olacak. Bakalım şimdi. Devam ediyoruz. Diyor ki sizin cisminiz, hemen üzerine yazalım. Cisim hangisi, görüntü hangisi, çocuk bilsin. Pardon gençler. Çok hassaslar bu konuda. Biz çocuk beyaz diye. Görüntü. Tabii bize göre öyle. Biz yaşlıyız. Sorun orada. Sizde evet. Sorun yok yani. Biz bir ayağımız çukurda olduğu için. Şimdi cisme baktığımızda dikkat ederseniz arkadaşlar, merkezin dışındaki bir cisim için konuşuyorum. Merkezin dışına konulmuş bir cisim. Görüntüsü merkez ve odak arasında oluşacak şekilde ters, bakın, gerçek cisimden küçük olur. Ters ve gerçek cisimden daha da küçük oluşacaktır. Aynen öyle. Şimdi cisim mesela büyük, görüntü daha küçük olacak. O zaman özel durumumuz vardı, hatırlayalım. Evet. Özel ışınlarda kullanmıştık bu durumu. 1.5 f'i 3 f kuralı. Siz gidip bu cismi 3 f'e koyarsanız o zaman görüntünüz nerede olacak? 1.5 f'te. Boyu ne olacak? H. H. Yarısı kadar. Evet. 2 h'a h, yani bildiğiniz aslında bir nevi benzerlik. Bir nevi burada. Değil, dümdüz benzerlik yani. Evet, bildiğiniz tamam. Benzerlik kuralı. Şurada bir benzerlik oluşturuyorsunuz kelebek. Oradan aynen. Fark edeceksiniz aynen. Zaten. Aynen. Bu 2 birim uzunlukta ise bu 1 birim uzunlukta evet. Oluyor. Yerlerine baktığımızda 3 f'e 1.5 f. Yani 1'e evet. 2 oranlar. Özelliğimize dikkat ediyoruz. Yine soru çözdürüyor bu özellikler. Şimdi gelelim merkezin ve odağın arasına konulan bir cisim için konuşalım. Cisim. Şimdi bakarken hani kafaları karışmasın yazayım ki üzerine. Şimdi arkadaşlar, görüntüye baktığımızda cisim merkezle odak arasında. Görüntü, bakın hep özel ışınları kullanmışım fark ettiyseniz. Görüntü merkezin dışında. Ters, gerçek, cisimden büyük. O zaman şunu da dikkat ettiniz mi? Ters olan görüntüler cisme baktığımızda ters olan görüntüler gerçek görüntüler. Düz olan görüntülerimiz ise sanal görüntülerdir. Gerçek derken neyi kastediyoruz? Gerçeğini burada? Yani cismin sanal... aynısını gösteriyor bize. Yani gerçek görüntü demek evet. Şimdi baktığımızda buradaki özelliğimiz de cismin yeri 1.5 f'te, görüntünün yeri 3 f'te. Yine aynı kural aynen devam öyle. Ediyor. H'a 2 h olacak. Merkezdeki bir cismin görüntüsü, fark etmez şunu alalım yine, cisim, görüntü. Merkezdeki bir cismimin görüntüsü yine merkezde ters gerçek ve cisimle aynı boyda olacak şekilde oluşacak diyeceğiz. Çünkü kelebeğe baktığınızda zaten göreceksiniz birebir. Aynen öyle. İki kanadı da birbirine eşit. Dikkat ettiniz mi hocam? Özel ışınları nasıl anlattık? Aynılarını bu sefer özelliklerini aktardım aslında. Demek ki biz özel ışınları öğrendiğimizde görüntü çizimini kolaylıkla sağlayabileceğiz. Çünkü iki ışının kesim noktasını görüyoruz. Dönüşte yani çarpıyor, evet. Geri dönüyor ışınlar. Kesim noktalarını bildikten sonra görüntünün de nasıl oluşacağını zaten görebiliriz. Zaten şöyle de bir şey oldu. Hani 1.5 f 3 f özel ışında da kullandık. 1.5 f 3 f'i görüntüsünde de kullandık. O yüzden şimdi odakta bir cismim var. Hatta şöyle odağımı yapayım. Şunu da merkezimi büyüteyim. Odakta bir cismim var. Odaktaki bir cismimin görüntüsü ışınlar kesişmeyeceği için sonsuzda diyor. Şöyle gidecektir. Evet, aynen öyle. Devam edelim. Gelelim arkadaşlar. Şimdi odak ve tepe noktası arasındaki cismimin görüntüsü. Dikkat ederseniz odak burası, tepe noktası burası. Odakla tepe noktası arasına koymuşum cismimi. Şimdi şöyle düşünelim. Şunu tabii ben bilerek hani bu renkte çizdirdim ama şöyle yapalım burayı hocam. Kesikli olacak.
Görüntü kesik değil mi oluşuyor? Evet, aynen öyle hocam. Şöyle bilerek düzeltmedim ki. Dışarıda bir görüntü oluşuyor. Evet, ancak bilerek kesikli bilerek düzeltmedim ki çocuklar buranın kesikli olduğunu hatırlasın diye. Şimdi buradaki görüntüm kesikli. Bu nedenle düz ve kesikli olduğundan dolayı bakın cisim, görüntü. Aynanın arkasında sanal yani zahir de denilir. Şey gibi hani opak, saydam olmayan gibi iki isim var. Düz. Bakın aynı onun gibi düz. Ve cisimden büyük oluşur. Burada yine görüntü şundan dolayı. Burada geri kesişmeyecekler. Fakat arkada bunun yansıması şu odaktan, özür diliyorum, paralel geldiği için odaktan dönecek. Ama uzantısı evet. Burada. Bu da merkeze geldiği için aynı açıyla tepe dönecek. Tepe noktası. Uzantısı burada. Burada kesişiyorlar. Az öncekinde neden öyle bir şey yoktu? Aklınıza sığınarak. Tabii. Paralel çünkü burada ikisi. Paralel dönüyorlar. Burada da burada da kesişmeyecekler. Aynen öyle. Ama bunda kesişiyorlar. Ama kesiştiler. Kesiştikleri yerde de görüntüm oluştu. Oluşan görüntümde dikkat ederseniz düz, sanal yani zahirim, aynanın arkasında oldu ve de cisimden büyük. Peki bunun kuralı var mı? Tabii var. Neyi bir öğrenmiştik çukur aynada? F bölü 2 F. Eğer ki cisim F bölü, burası ona göre değil tekrar evet, söylüyorum. Cisim şuraya alınırsa. Özellikle belirtiyorum onu yani. Cisim F bölü 2'de ise görüntü F'te. O zaman cismin boyu haşsa görüntü 2H diyoruz. Tümsek aynaya geçmeden önce şöyle kısaca bir özetimiz var. Bir de şunu söylemek istiyorum. O zaman çukur aynada cismin kendinden büyük ve kendinden küçük, hatta kendiyle aynı boyda görüntüsü oluştu. Tamam. Kendinden büyük oluştu. 1.5 F 3 F'te. Merkeze konulursa kendiyle aynı boyda. Sonrasında 3F 1.5 F'te de kendinden küçük oluştu. Hatta cismin sanal görüntüsü de oluştu. Kendinden büyük. O zaman çukur aynada şöyle bir durum var. 2 tane. Kendinden büyük oluşma durumu 2 tane. Ya sen onu 1.5 F'e koyup 3 F'te oluşturursun, görüntünü ters gerçek olur. Yahut da F bölü 2'ye koyarsın, aynanın arkasında olur. F'te. Bu sefer düz kendinden büyük olur. Yani 2 ihtimalim var çukur aynada. Kendinden büyük olma ihtimalin. Şimdi gelelim bunlara. Şimdi diyelim ki hocam R, P, N, M, L, K bunlar cisimlerin olsun. Şimdi buna göre. Ha bu tekrar bazında değil mi? Şu anda böyle. Evet, şimdi önce şunları inceleyelim. Şimdi eğer ki tepe noktasındaysa R cismim, görüntüsünde de tepe noktasındasın. Cisimle aynı boyda, düz ve sanalsın. Ama bu cisim tepe noktasının biraz burası yanlış çizim. Yok, ben bilerek böyle çizdim. Kendim de verirken, çizdirirken de böyle verdim. Tepe noktası şurasını düşün çünkü üstünde üst üste gelecek ya, kötü olacak diye. Tamam, cisim tepe noktasında. Aynanın üzerinde düşünün. Yani tepe noktasında düşünün. R cismi. O zaman yine görüntüsü de orada oluşur. Aynı R cismiyle aynı boyda oluşur. Düz ve sanaldır. Peki odaktan bunu önce. Da, şöyle kesikli hatta göstereyim. Özür dilerim. Düz ve sanaldır. Çünkü hani kesikli göstermemiz gerekiyor ya. Geldik P'ye. Dikkat edin burası ne? F odaktan bölü 2. Önce gelmiş. Değil evet. mi? F bölü 2 diyebiliriz şuraya. O zaman. F bölü 2'ye ne kuralımız vardı? F. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Odak hizasını geçtikten sonra aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır. Ve de boyu kısalır. Şöyle bir genelleme yapabilirim değil mi? Bu buraya yaklaşırsa evet. tabii ki bu da bu tarafa doğru yaklaşmış aynen oluyor. Aynen öyle değil mi? Görüntüden. Tam üst üste geldi. Bakın küçülüyor çünkü. Bu aynaya yaklaştıkça bunu söyleyebilirim. Genelleme yapabilirim. Bu tarafa yaklaştıkça da büyüyor diyebilirim. Neden? Odağa koyduğumuz bir cismin görüntüsü sonsuzda oluşuyordu çünkü. Bu nedenle bu genellemeyi yapabilirim bu aralıkta. Geldim şimdi buraya. Odaktaki cismimin görüntüsü sonsuzdaydı biliyorsunuz ki. Evet. Sonra 1.5 F'te olan nerede oluştu? 3 F'te. Bak gitgide yaklaşıyor hocam. Bu N ve N1. Aynen öyle bakın. Şurasına 1.5 F dersen 3 F'te oluşur diyebilirim. Devam ediyorum. Bakın merkeze geldim. M. Gene merkezde oluştu. Aynen öyle. Aynı merkezde boyunda. Oluştu. Yaklaştım. O zaman odak ve ayna arasında hareket merkez arasında hareket ederken merkeze doğru yaklaştıkça boyum kısalarak merkeze doğru yaklaşıyor diyebilirim. Sonsuzdaki cisim geri geliyormuş gibi. Aynen öyle. Tekrar. Öyle bir genelleme yapabilirim. Devam ediyorum. Merkezdeki cismin merkezde oluşuyordu biliyorsunuz ki. 3F'teki cismim nerede oluşacak? 1.5 F'te. 3F'teki 1.5 F'te. Tamam. 1.5 F'te. Kaynara çizmişim buraya. Tabii ki L hani merkeze daha yakın olduğu için görüntü de merkeze daha yakın. O zaman şöyle de diyebilirim.
senin cismin merkezle 3F arasında, yani aynadan uzaklaştıkça görüntü aynaya yaklaşarak küçülüyor diyebilirim. Görüntü aynaya yaklaşarak küçülüyor, doğru. Tamam mı? Böyle bir genelleme yapabiliriz arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik tümsek aynadaki görüntü ve özelliklerine. Şimdi tümsek aynadaki görüntü ve özelliklerine baktığımızda yine sizin sonsuzda olan bir cisminizin görüntüsü odakta oluşuyor, sanal noktasaldır diyoruz. Hı hı. Aynı şu demin... odaktan geri dönmüş değil mi? Şöyle biraz kırılma var gibi gözüküyor ama. Odaktan geri dönmüş. Asıl tamam. Aksine paralel gelen odaktan tamam. Dönmüş. Devam edelim. Şimdi gelelim buna. Şimdi tümsek aynanın şöyle bir güzelliği var. Tümsek aynada aynanın ön yüzüne koyduğunuz, herhangi bir yere koyduğunuz cismin görüntüsü her zaman odakla tepe noktası arasında oluşur. Ve de sanaldır. Hmm. Yani kesikli. Yani buna cisim dersek buna görüntü diyoruz. Düzlem aynadaki görüntü de sanaldı biliyorsunuz ki. Şimdi o zaman her daim F ile T arasında sanal ve de cisimden küçük oluşacak. Ne kuralımız vardı? F'e F bölü 2. O zaman hemen diyorum ki F'te boyun H'sa F bölü 2'de boyun H bölü 2'dir. Hı hı. Şimdi şöyle diyebilirim. Hocam işte 3F'e 1,5F yok mu? Arkadaşlar 3F'e 1,5F kuralımız çukur aynada aynanın ön tarafında gerçekleşiyordu. Hı hı. Bu dikkat ederseniz aynanın arka tarafında gerçekleşmiş. O zaman burası F ise burası F bölü 2 şeklinde yorumlayabiliriz. Şu cismi lütfen hareket ettirin. Sola doğru getirdiğinizi düşünün. Var şimdi geliyor. Düşünmeyin. Şimdi göreceğiz. Neden sürekli bu aralıkta olacağını açıklayacaktım da. Şimdi çizilmişi var. Burada çizilmişi var. Reklam yapmayalım. Bir komedyen gibi diyormuşum. Şimdi özetine baktığımızda dikkat ederseniz aynı boydaki cisimleri gitgide aynama yaklaştırmışım. Tümsek aynama. Hı hı. Şimdi T ne dedik? Tepe noktasında. Hatta bunların hepsi kesikli hocam. Hı hı. Hepsini şöyle kesikli göstereyim. Görüntü gerçek olmayacak için. Kesikli hepsi. Bunları kesikli çizmiştim ben. Gözümden kaçıyor kontrol etsekse. Şimdi baktığımızda bu aynanın üzerinde oluştu. Bakın aynadan uzaklaşıyorum görüntüde. Hı hı. Uzaklaştım. Aynı şekilde ben bunu şöyle yapıyorum. Asal eksene paralel çizdiğim çizgim uzantısı odaktan geçecek şekilde yansımıyor muydu? Evet. O zaman bu şekilde üstüne yerleştirirseniz rahatlıkla görebilirsiniz. Doğru. Demek ki aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu ne yapacak? Artacak ama hiçbir zaman cisimden büyük olmayacak. Hı hı. Aynaya yaklaşarak görüntünün boyu da büyüyecek diyeceğiz tümsek aynalar için. O da anladığım kadarıyla tamamıyla şu açı ortaydan kaynaklanıyor. Aynen hocam. Şu açı uzaktayken küçük ancak yaklaşınca açı büyüyor. Dolayısıyla uzantısı da şöyle büyüyecek ve şekil daha da büyük olacak görüntüde. Hep zaten orada şeyler var. Şimdi burada yıldız savaşları artık. Kim çizmiş acaba bunu? Raşit Hoca'nın desteğiyle. Şimdi bakalım burada dikkat etmemiz gereken şey... herhangi bir yerden yolladığımız çukur aynamıza yahut da tümsek aynamıza ışınlarımız odak hizasında bir yerde ne diyelim sanal odak mı diyelim F üssü. Hı hı. Odak hizasında bir yerde kesişecek şekilde hocam geçerler. Bunun bir özelliği var mı? Şu evet. Mesafenin yok sadece gibi. Bunun özelliği odak hizasında olmaları. Anladım. Çıkmış bir sınav sorusu var buna benzer. Hı hı. Aynı şekilde burada da odak hizasında gördüğünüz üzere ışınlarım ne yaptı? Burada mesela uzantıları kesişti. Hı hı. Yine odak hizasında bir yerde bize mesela odağı bulmamızda yardımcı olabilir bu kesişen durum. Işınları gördüğünüzde bilin ki odak hizası. Evet orası. Aynen öyle. Kesişen ışınların yeri nasıl olur? Bunları bu şekilde yorumlayabiliriz. Hı hı. Şimdi bakalım birazcık soru çözelim. Evet en sevdiklerimizden. Herhangi bir yerden yollamışız ışınları. Tabii soruyu bir okuyayım ben. Çok hızlı geçmeyelim. Kahveli ışınları varmış birbirine paralel şekilde. Bu şekilde diyor yansırken yollandığında A noktasından geçiyorlarmış. Şimdi buna göre diyor. R noktasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Şimdi hocam az önce ne dedik biz buraya? F üssü. Yani bura ne dedik? F. Kesiştikleri için. Hı hı. O zaman yani merkez. Burası merkez. Yani burası 3F. Diyor ki bana 3F'e bir cisim koy. 3F'e koyduğun cismin kuralı neydi? 3F'e koyduğun cismin eğer boyu 2H ise görüntün 1,5F'te H olacak demiştik. Zaten. O zaman burada ters H
Hatta buna 2H diyelim. H boyunda 1,5 ft. Kısacası ne deriz buraya? YT arasında görüntüm oluşur derim. Evet. Gelelim buna. Şimdi şekildeki sistemimde diyor ki tümsek aynen var, noktalar arası mesafeler eşit. Bu şekilde konulmuş cismimin hemen bakıyoruz. Şimdi buradaki özel durumu söylemek istiyorum. Bir kere burada tarifine çok dikkat edin. Yemek tarifinde nasıl hani birini önce birini sonra koyduğunuzda nasıl ki yemeğin lezzeti bile değişiyor. Burada da aynı hocam. Yani size ne tarif etmiş? Önce düzleme ayna mı, tümsek aynadan mı? Düzleme gelsin sonra geri dönsün diyor. Şimdi diyor ki bize önce düzlem, yani önce diyor soğanı kavur. Sonra diyor salçayı koy diyor. Öyle diyor, önce salça konulmaz diyor yani bize. Aynadan sonra tümsek aynada yansıyormuş. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Tabii soruyu ben bir okuyayım. Cismin tümsek aynadaki ilk görüntüsü nerede oluşur? Tabii şurası dikkat ederseniz eşit mesafe. Yani noktalar arası mesafeler eşit. Şurası da aynımızın odağıymış. Sıkıntı yok şu an. Şu ana kadar anlamadınız. Evet, şurası odak. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Tamamdır. Öğrenci gözüyle baktığınız için o yüzden size söylüyorum. Düzlem aynadaki görüntüm. Önce soğanı attık yani. Düzlem aynadaki görüntüm burada mı? Evet. Bunu daha önceden bileceksiniz tabii ki. Daha düzlem önceki videolarımızda anlatmıştık. Evet, aynen öyle. Bir önceki videolarımız düzlem aynalar. Çünkü düzlem aynada cisim simetri bakıyorduk değil mi hocam? Aynı şekilde diğer tarafında oluşuyordu. Sanal, düz. O kadar diyor. Düşecek mi diye baktım ama düşmedi. Ben hipnotize ettim şimdi. Şimdi buradan hocam 1-2 birim. Yani siz aslında bu tarafta odak uzaklığı kadar bir mesafedesiniz. Doğru mu? Aynen öyle. Tümsek aynada ne vardı? Odak uzaklığından gelirse paralel odaktan şöyle giderdi. Yok. İşte. Öyle değil. Öğrenci de böyle oluyor. Ama hocam, düşünme kurallar... çok ani sordunuz yani. Düşünmem çok güzel zaman. Kurallar karışıyor diyorlar. Şimdi ne tümsek aynadaki kuralım. Görüntü nerede oluşur diye mi bakıyoruz? Efe, evet. Burada oluşur. F bölü 2. Yani hayret bir şey. Çok ani sordunuz. F bölü 2 kuralımız vardı tümsek aynada. Şimdi arkadaşlar hocanızın söylediği çukur aynadaydı. Odakta olan cismin görüntüsü sonsuzda oluşurdu. Bu tümsek ayna. Zaten burası odak değil. Odak uzaklığı kadar bir mesafe. Odak tümsek aynada aynanın arkasında. Yok, görüntü zaten şu ikisinin arasında oluşacaktı. Onu hatırlasam zaten direkt F bölü 2 hatırlayacağım. Aynen öyle. F bölü 2 yani 2 birimde misiniz burada? O zaman bu tarafta ne olacak? Pıt 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 pıt. Sahili bir yarım birimde. Aynen. Yeri de nerede olmuş olur hocam? K noktasında olmuş olur diyeceğiz. Hatta boyu 2 aşağı H olmuş olur. 2-3 sayfa önce açıklamıştık zaten bunu. Evet. Şimdi bakalım sorumuza. Devam edelim. Vural Hoca biraz hararet yaptı. Tamam, üzmeyeceğim hocanızı. Şimdi yine tarife bakalım. Diyor ki bize eşit bölmeli düzenekteki dikkat ederseniz merkezim odam 3F'im var. Merkezle 3F arası mesafe eşit uzaklıktaymış. Öyle diyor bize. O zaman diyor ki eşit bölmeli düzenekte F odaklı çukur ayna önüne. A ışıklı cismim önce çukur ayna. Şimdi çukur aynanın neresindesiniz hocam? Merkezin hizasındayız. Merkezin hizasındasınız. Merkezin hizasında olan bir cisim nerede oluşur? Şuraya ne dersek? Şurada bir yerde değil mi? A üssü diyelim mi? Doğru mu düşünüyorum? Onu sorayım bir ilk önce. Bir şuradan yansır, bir odaktan yansır. Aynen. Paralel İki ışın kullanarak kesin. Çizebilirsiniz. Tamam. Ama tabii ki artık leb demeden leblebi anlamaya başlayacakları için öğrenciler... Merkezde olan bir cismin görüntüsünün yine merkezde ters ve gerçek olduğunu bildikleri için ışınlara gerek kalmadan bu yorumu yapabilirler. Ben sadece ispatı böyle tekrardan bir hatırlamak. Evet, çukur aynanın önünde dedik önce. A ışıklı cismi önce çukur sonra düz diyor bakın. Şimdi sonra düz dediğine göre bu sefer de şuraya olan mesafeye bakacağız değil mi? Simetri alıyorduk. O zaman benim görüntüm 4'tedir diyebilir miyim hocam? Diyebiliriz. O zaman bitti soru. Peki önce düz sonra çukur deseydi daha farklı bir yerde oluşacaktı. Bakalım ona da bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi önce düz deseydi.
Şimdi ilkin burada oluşacaktır. Hı-hı. Ne diyelim? A2 üssü diyelim ona da. 3F uzaklıkta. Şimdi 3F uzaklıkta mıyım hocam? Evet. 3F'te olan cismin görüntüsü nerede oluşacaktı? 1.5F'te. Yani hı-hı, şurada. Birazcık hani burada değil de birazcık da aşağıda. Hı hı. Şurada. Boyunca. Aynen öyle hocam. 1.5F'te oluşur derdik. Önce düzlem, sonra çukurda deseydi. Soruyu. O yüzden yemek tarifine dikkat edin diyoruz çocuklara. Şimdi bakalım buna da. Şimdi dikkat ederseniz yine noktalar arası uzaklıkları eşit koyduğumuz yerde de yani şurası da F kadar diyebiliriz. Hı hı. Şimdi F kadar bir mesafeye konulduğuna göre önce bir okuyalım tabii ki. Şekildeki cisim bulunduğu yerden aynanın tepesine ki en çok çocukların zorlandığı sorulardan bir tanesi. Böyle soruları görüntüsünü çizerek iki kademede çözeceğiz. Yani önce bir F'te düşüneceğiz. Sonra son geldiği yer neresi? Merkez, tepesi. Tepe noktası. Bir de orada düşüneceğiz. Yani diyeceğim ki bir burada nasıl bir görüntü oluşturur? Burada nasıl görüntü? Önce tamam, buradaki görüntüsüne bir bakalım. Nasıl oluşurdu hocam? F bölü 2. Yani sizin artık cisminiz burada derdiniz. Hı-hı. Bu birinci. Evet, bu birinci. Peki cisim buraya geldi. Aynı yerde oluşur görüntü ve aynı boyda. Aynı boyda çizemedim, özür dilerim. Biraz dağılmış, çok pardon. Cisim buraya geldi. Ne olur görüntüsü? Burada, doğru mu hocam? Hı hı. Buna da ikinci görüntü diyebilir miyim? Hı hı. Şimdi üssü diyelim bunlara. Buna da 1, 2 diyelim. Yani cisim buradan buraya geldi. Görüntü de buradan buraya geldi. Tamam. İki kademede bu sorular hep böyle. Yani nasıl sorulursa sorulsun çocuklara. Hep bu şekilde çözülür. Hareket halindeki nesnelerin. Aynen, hareket halindeki nesnelerin vektörel olarak hızına bakacağımız için o yüzden de bu şekilde çözüyoruz. Şimdi o zaman diyorum ki birinci cismin birinci hareketiyle ikinci hareketi arasında ne kadar yol gittim? F. Tamam. Değil mi? Ama görüntü olarak? Görüntü olarak baktığımda ise F bölü 2. Siz şimdi burada V hızınızı kullanmadınız mı? V. O zaman burada ne olur? V bölü 2. Vektörel değil mi hız? Eksi V bölü 2. Aynen öyle. Burada sonuçta eksi tarafa giderken hızınız artıysa o zaman tam tersini düşündüğümüzde eksi V bölü 2 ortalama hız. Ortalama hız görünce hay ne yapacağız? İşlem mi yapacağız? İşte İlk zamanı. Son hız. Aynen öyle düşünüyorlar ama kesinlikle bu kadar kolay aslında. Gelelim özelliğimize. Şimdi bilerek çizmedim. Çizerek göstereceğim burada. Bağıntılar. En çok zorlandıkları nokta. Bununla ilgili sorumuz da var. 2 tane. Ama güzel öğrenecekler. Bunların ne demek olduğunu açıklayacaksınız. O yüzden böyle yaptım zaten. Şimdi C dediğimiz cisim. Bu arada arkadaşlar çay ya da su verirlerse. Yok mu? SOS. 2 saattir bir yudumu gılım gılım içiyorum. Yok mu? Sesimizi duyan yok mu? diye. Bitti. G dediğimiz hocam görüntü. Şimdi önce bunları yazalım o zaman. D dediğimiz yer cismin ya da ne diyelim aynaya uzaklık diyelim. Genelliğim durun. Aynaya uzaklık. S dediğimiz şey odağa uzaklık. H dediğimiz şey ise boy hocam. S odağa uzaklık, evet, D aynaya uzaklık. Bunlar standarttır herhalde. H boy. Aynen öyle. Şimdi mesela cismim var. Görüntüsü bu tarafta. Değil mi? 1.5F, 3F kuralı. Hı-hı. Siz buraya DC derseniz. Cismin. Aynen Hı-hı. öyle. O zaman şu kısma DG dersiniz. Açıkçası burada biraz takılırım ben. Neden takacağımı söyleyeyim mi? Şu uzaklık neye göre belirleniyor? Tam teğet kısmına göre düşünün aslında. Peki uç noktasından gelen bir teğet olarak mı? Cismi hep aynı, hep aynı. Şu mesafeyi düşüneceğiz. Şura. Tamam. Hep o mesafe. Hı-hı. Burada da hep bu mesafe. Tamam. Odağa göre yani. Aynen Hı-hı. öyle. Bu cisim arkadaşlar, bu da görüntü. Şu alt mesafe. Ölçülüyor. Aynen öyle. Sadece o zaman çukur ayna üzerinde göstersem yeterli Hı-hı. olacağını düşünüyorum. Şu kısım, başka renkle yazalım onu da. Şu kısım SC, şu kısım SG'dir, şu kısım HC, şu kısım ise HG'dir diyeceğiz.
Ay ne gıcıklaşmaya başladı konu. Evet, evet aynen öyle. Çocuklar da zaten o yüzden en sevmedikleri. Yok aslında basit şeyler yani cismin odağı uzaklığı, cismin yüksekliği, cismin görüntüsünün yüksekliği, görüntünün odağı uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığı. Aynen öyle. Mesafeleri belirledik. Şimdi tabii buraya yazdığımızı uygulamalar gerekiyor ve de biz uygulamalı olarak gösterdiğimizde daha kalıcı oluyor. O yüzden çizdim. Sonrasında formülümüz var. 1 bölü f, 1 bölü dg, 1 bölü dc. İlk formülümüz. Siz eğer ki artı almanız demek aynanın çukur olduğunu gösterir. Tamam. Eksi almanız demek aynanın tümsek olduğunu gösterir. Geldim bunlara. Eğer cisim gerçekse artı ya da görüntü gerçekse artı, sanalsa eksi. Hatta bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Eğer ışığın kendisi asal ekseni kesiyorsa artı, uzantısı kesiyorsa eksi. Anladım. Geldik buna. Videoyu başla şimdi. Şu an 5 kere izleyenler var. Yok ben burada diye. Matematikte bir şey var. İzninizle onu açıklayayım. Geometride direkt o aklıma geldi. Görüntüyü de görünce çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle bir kural vardır. Şu yükseklik 1 bölü a dersek buna eşittir 1 bölü b artı 1 bölü c diye. Bu kural oradan geliyor. Şu anda onu fark ettim ben de. Ben hiç dikkat etmemiştim. Evet geometri aslında bilgisi. Bunu hatırladım ben de şu an. Oradan geliyor. Şuradan değil mi hocam? Şurayı buluyorduk. Evet şuradaki cismin yüksekliği. İş havuz problemlerinde de sürekli benzeri formülleri kullanıyoruz. Burada oluşacak görüntüyü şekli kafanızda tamamlarsanız eğer nereden geldiğini anlayacaksınız. Özel ışınları çizdiklerinde zaten gözükür. Evet aynı ışın, en başta çizmiştik kelebekler oluşuyordu bir sürü. Oradan fark edeceksiniz. Peki bana DG ve DC'yi vermedi. Boylarını verdi. Demek ki ben DG bölü DC, HG bölü HC diye kelebek benzerliğinden oluştuğunu söylemiştik DG zaten. DG bölü DC yine yazıyorum. HG bölü HC diye bu şekilde yazabilirler. Hı-hı. Hatta odak uzaklığının karesi SG çarpı SC'dir. Formülleri lütfen şöyle bir kafanıza kazıyın. Öğrenemedim hocam diyorsanız ezberleyin lütfen çünkü. Yok gayet mantıklı. Şu formül bilhassa mantıklı. Şu zaten kelebek benzerliğinden gelen bir kavram. Hadi soru çözelim. Odak uzaklığı 10 cm olan tümsek ayna. Sümüz geldi bu arada. Aynanın önüne asal eksene dik olarak konulan X ışıklı cisminin görüntüsünün, bakın tarife dikkat ediyoruz. Odak noktasına olan uzaklığı 4 cm. Şimdi bir bakalım. Çizelim bir şekli bence. Aynen öyle. Şimdi tümsek ayna şöyle size doğru çizeyim. Bir tümsek aynamız var. Asal eksenimiz var arkadaşlar. Diyor ki odak uzaklığı tümsek aynanın şöyle şurası F ise 10 santimdir diyor. Sonrasında dik olarak konulan önüne konulmuş dik konulan cismin görüntüsünün odak noktasına uzaklığı 4 santimdir diyor. Ay, o zaman şurası. Özür dilerim, çok pardon yanlış çizdim. Şurası 4 santimdir diyor. Çok pardon. O zaman şurası zaten 6 santimdir. Buna göre diyor arkadaşlar görüntüsü, cisim ile görüntüsü arasındaki uzaklık ne olur? Şimdi biz odak uzaklığını biliyor muyuz? Görüntünün nerede olduğunu biliyor muyuz? Cismin nerede olduğunu bilmiyoruz. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim ne kuralımız vardı? 1 bölü f, 1 bölü dg, 1 bölü dc. Şimdi yazıyorum. Araya da artı koyaydık iyiydi. Bilerek koymadım. Ha çünkü tümsek aynadayız. Şimdi 1 bölü f dediğimiz yer 1 bölü 10. Ama eksi alıyorum tümsek ayna olduğu için. Eşittir diyorum. Şimdi cismi bilmiyorum. Cisim nerede? Ve gerçek özür dilerim şöyle diyelim. 1 bölü x. Eksi diyorum arkadaşlar. Niye? Aynanın arkasında kesikli oluştuğu için 1 bölü 6. Burayı bir daha söyleyelim mi? Cisim gerçek olduğu için artı kullanıyoruz. Görüntü zahiri olduğu için eksi kullanıyoruz. Kullandık. Tümsek ayna olduğu için yine eksi kullandık. Şimdi şuraya devam ediyorum arkadaşlar. Bunu bu tarafa geçirirken artı diye geçiriyorum. Eksi 1 bölü 10 artı 1 bölü 6 eşittir diyorum 1 bölü x. Buraya kadar sıkıntı yok anlaşıldım. Devam edelim. Şimdi mecburen neyi de eşitleyelim hocam? 30'da mı eşitleyelim? Buraya 3 dersem buraya 5 derim. O zaman hemen yazıyorum. Eksi 3 artı 5 bölü 30 eşittir 1 bölü x mi derim hocam? Devam ediyorum. Burası ne olur? 2.
X o zaman çıkar. Aynen öyle. X 2 bölü 30'dan 1 bölü 15 yani x'imde 15 çıktı. Nedir birimi? Santim. Hı hı. Şimdi bak buraya kadar bir daha baştan almak istiyorum. Odak uzaklığı 10 dedi. Koyduk yerine. Aynen öyle. Sonrasında tümsek aynanın önüne bir X cismi koydu. Hı hı. Şurayı görmesinler lütfen. Çünkü tümsek aynada oluşan görüntü düz ve sanaldır. Buraya koydum. Görüntüm burada oluştu. Hı hı. Dedi ki tümsek aynanın önüne koyduğum cismin, bu ışıklı cismin hı hı. görüntüsü odağa 4 santimse aynaya 6 santimdir dedik. Hesaplarken de şöyle yapıyorduk. 1 bölü F, 1 bölü DG, 1 bölü DC şeklinde yazıyorduk formülümüzü. Eksi koydum buraya tümsek ayna olduğu için. Artı koydum cismin kendisi gerçek. Görüntü kesikli olduğu için eksi koyduk sanal. Geldim burası 4 santim olduğu için buraya 6 kaldı demiştik yazdık. Burası 10. Sonra işlemlere döndüğümüzde x'i 15 bulduk. Yani şurası 15 santimse arkadaşlar. Bize diyor ki cisim ile görüntü arasındaki uzaklık çok güzel. Bu yazılı sorusu bile olabilir hocam. 21 santimdir diyecek. Cevap direkt olarak 15 değil. Bulduğumuz cismin aynaya uzaklığı 15 santim. Aynen öyle. Fark ettiyseniz bir sürü eksiler artılar şaşırtmacalı bir soru. Ondan sonra çıkan sonuç direkt sonucumuz değil, bir kademesi daha var. O yüzden arkadaşlar hatta bonuslu bir soru şuradaki eksiyi olabilir. Tekrar söyleyelim. Düz tümsek aynı olduğu için eksiyi kullanıyoruz. Cisim gerçek olduğu için artı. Şuralara bakın koymadık bilerek artı eksiyi. Görüntü zahiri olduğu için eksi. Aynen hocam. Peki. Devam edelim yine böyle bir soru. Banko böyle yazılı da hani zorlayacak sorular bunlar diyelim. Odak uzaklığı 40 santim. Onun dışındaki sorular hocam çünkü şey geliyor. Bu 1.5 F'e 3 F. F bölü 2 F. Hep onlar kolay olanlar. İşlemli sorular böyle güzel sorular gelebiliyor. Odak uzaklığı 40 santim olan bir çukur ayna. Yine çizelim. Ben çizim yapmadan zaten anlatamıyorum. Çok zor zaten. Güzel. Evet aynen öyle. Odak uzaklığı ne diyor? 40 santim. Çukur aynanın odak noktasından 60 santim uzak. Bakın yine şaşırtmacalı. Şimdi gelir öğrenci buna aynadan alırsa o zaman sıkıntı. Odak noktasından 60 santim uzağa yani şuradan merkez deriz. Merkezin bile dışına doğru mudur hocam? Çünkü burada 40 santimdir. Buraya ne olur o zaman? 20 santim kalır. Şu kısma. Cismi şuraya koydum. Herhalde buradan 60 santimetre bu tarafta olmayacağının şurayı farkındasınızdır. Sayacağım. Çünkü burada ayna yok. Aynen öyle. Şuraya 60 santim dediği için o yüzden buraya toplamda 100 santimi hemen yazıyorum hocam. Tamam. Şimdi diyor ki dik olarak konulan 8 santim boyundaki bir cismin. Farklı bir renkle gösterelim mi şimdi görüntüyü? Tabii ki de. Tabii ki de. Hemen hocam en sevdiğim renk biliyorsunuz ki. Gerçek görüntüsünün aynaya olan uzaklığı ve boyu süper. Buradan sonra artık her şey bitti zaten kullanacağız. Merkezin dışında olan cismin görüntüsü odakla merkez arasında oluşacağını zaten biz biliyoruz. Gerçek oluşacağını görüntü da biliyoruz. Gerçek. Ters olacağını da biliyoruz. Şimdi hemen yazalım. Çukur mu aynamız? Evet. 1 bölü 40. Ne koyuyorum artı? Hemen neydi formül? 1 bölü F. 1 bölü DG. 1 bölü DC. Ne dedik? Bilerek koymuyoruz şuraları ki şimdi yerleştireceğiz. Artıyı koydum yerine. Eşittir diyorum hocam. Cisim nerede? 100 santimlik bir yerde. Artı. 1 bölü 100. Cisim gerçek olduğu için. Artı diyorum. 1 bölü DG. Görüntü de gerçek olduğu için. Şimdi buradan sonra işlemimize bir geçelim. Şuraya bunu yapayım ki hani boyunu da bulacağız. Boyu da buraya bulalım. Şimdi 1 bölü 40. Hatta şuraya bulayım. Boyunu buraya bulalım. Kısmet. 1 bölü 40 inşallah kısmetse olur ne diyelim. 1 bölü 100 eşittir 1 bölü DG. Hocam kaçta eşitleyeyim? 200 de eşitleyeyim daha. Tamam. 5 ve 2 ile eşitledim hocam. O zaman ne diyorum 3 burada? 3 bölü 200. 3 bölü 5 eksi 2'den geliyor belirteyim onu da. 3 bölü 200 eşittir diyorum 1 bölü DG. DG buradan ne olur? 200 bölü 3. Niye böyle kötü sayı vermişim onu da bilmiyorum. Santim. Devam ediyorum. DG, DC bölü DG eşittir. HC bölü HG var. Doğru mu hocam? Çünkü görüntüsün aynaya uzaklığını bulduk. Şimdi gelelim boyuna. Cismin 100. ne olduğunu biliyorum? 100. Doğru. Görüntünün ne olduğunu biliyorum? 200 bölü 3.
Cismin boyunu 8 santim ama görüntünün boyunu bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Hı hı. Şimdi buradan yapacak olursak. 16 bölü 3. Hemen şunlar gitti. 3 bölü 2. 8 bölü x oldu. X buradan dediğiniz gibi 16 bölü 3 santimde sizin boyunuz oldu arkadaşlar.